Emperyalizmin yenilgisini görüyoruz. Askerinizi, üstünüzü, piyonlarınızı yendiğimiz gibi bu bozuk sisteminizi de tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Yaşasın Türkiye Gençlik Birliği! Türkiye Gençlik Birliği 2. Olağanüstü Kongresini Ankara'da topladı. Gün bizim, söz bizim. Gençlik görev başına sloganıyla yapılan kurultayda yeni genel başkan seçildi. Kongrede bayrak değişimi yaşandı. Türkiye Gençlik Birliği'nin yeni genel başkanı Kayahan Çetin oldu. Atatürk gençliği görev başında. Kurultayda gençliğin Türkiye'nin yaşadığı zorluklara göğüs germek için hazır olduğu vurgusu öne çıktı. Asya'dan yükselen büyük uygarlığı selamlayan Türk gençliği, Türkiye'yi yönetmeye hazır olduğunu ilan etti. Ya, Türkiye Gençlik Birliği kurulduğu yıldan itibaren zaten Türk gençliğinin, o hareketinin, eylemliliğinin en temel damarı, vatanseverliğin kalesi olmuş bir örgüt. Türkiye Gençlik Birliği 40 yılın sigortası diyoruz. Türkiye Gençlik Birliği'nin de bir sigortası var. Arkası sağlam. Çok sayıda ilden gelen gençlerin yanı sıra kongreye Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı ve Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz de katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını önceki dönem Genel Başkan Dilek Çınar yaptı. Çınar konuşmasında yükselen Asya uygarlığını selamladı. Asya'dan yükselen büyük uygarlık birikiminin, büyük uygarlığın güneşini görüyoruz. Ve biliyoruz Türkiye o yükselen büyük Asya uygarlığında onurlu yerini, öncü konumunu alacak. Çınar'ın konuşmasının ardından Vatan Partisi lideri Doktor Doğu Perinçek, Türkiye Gençlik Birlikli gençleri çevrim içi yapılan bağlantıyla selamladı. Önümüzdeki zorlu dönemlere işaret eden Perinçek, zaman gençliğin, Türkiye Gençlik Birliği'nin zamanıdır dedi. Zaman Türkiye Gençlik Birliği'nin zamanı. Önümüzde bir üretim devrimi var. Vatan savaşımız bütün cephelerde devam ediyor. Bu koşullarda gençliğimiz de tarih sahnesine çıkmaktadır. Türkiye Gençlik Birliği tarih sahnesine çıkıyor ve zorluklarla mücadeleye hazırdır. Mali ve faaliyet raporlarının konuşulmasının ardından gençler yeni genel başkanını belirlemek için seçime gitti. Yapılan seçimde kullanılan oyların tamamını alan Kayahan Çetin, Türkiye Gençlik Birliği'nin yeni genel başkanı oldu. Kayahan Çetin, Türkiye Gençlik Birliği'nin 8. dönem genel başkanı olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun. ODTÜ Tarih Bölümü öğrencisi olan Kayahan Çetin, seçimlerin ardından bir konuşma yaptı. Çetin, üniversite öğrencilerinin yaşadığı sorunlara değindi. Çözmek için önümüzdeki dönemde mücadele bayrağını açacaklarını ilan etti. Üniversitelerimizi çürümüşlüğe teslim etmeyeceğiz. Öğrenciyi yutmaya çalışan, parası olanın eğitim hakkına sahip olduğu, parası olmayanın eğitim hakkının elinden alındığı düzene izin vermeyeceğiz. Eğitim temel haktır. Tüm vatandaşların eşit hakkıdır. Üniversiteyi kazanıp yeni şehrimize yerleştiğimizde başımızı sokacak yurt bulamadığımız, yemek parasını denkleştiremediğimiz, kitap almak, sinemaya gitmek için defalarca düşündüğümüz bu sistem bize gelecek vaat etmiyor. Yatacak yerimiz yoksa yatacak yeriniz yok. Üniversitelerimizi ayağa kaldırıyoruz. Sorunlar varsa çözüm biziz. Sorunlarına çare arayan herkesin adresi, öğrencilerin teşkilatı, öğrenci gençliğin öncüsü Türkiye Gençlik Birliği olarak şimdi Türkiye'yi yönetmek için, 40 yılı sigortalamak için hazır ola geçiyoruz. Atatürk Gençliği!